Linum usi tassimum. Israr etmeyeyim, söylemeyeceğim. Çünkü bu Latince ismi. Neyin? Keten tohumunu. Kral Şarman askerlerine bunu yemelerini öneriyor. Neden? Çünkü bunu yedikleri zaman çok güçlü olduklarını düşünüyorlar. O yüzden bu ismi vermiş. En yararlı demek. Linum usi tassimum. Eğer istiyorsanız bunu arkadaşlarınızla aranızda oyun amacıyla söyleyebilirsiniz. Ama gelin isterseniz biz hemen keten tohumu ile ilgili bazı bilgileri aktaralım size. Ben chia tohumuna sallamıştım ama keten tohumuna o kadar fazla sallamayacağım. Çünkü keten tohumunu chia tohumuna göre daha fazla tüketiyorum ben. Özel baharatları karıştırıp öyle kullanmayı tercih ederim. Az miktarda ama yeterli bana göre. Peki bu keten tohumu biliniyor mu? Çok önceden biliyor. Sevgili Hipokrat bunu çok uzun yıllar önce, binlerce yıl önce, milattan önce 5000 yıl önce söylemiş. Özellikle yara bakımında ve yara tedavisinde kullanılmış. Hatta kabızlık tedavisi konusunda kullanılmış. Bilinen bir madde ve özellikle Amerika'da piyasada 300'den fazla keten tohumu içeren ürün olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de ayrıca adamların bir keten tohumu konseyi varmış. Yani keten tohumu içeren ürünleri denetlemek ve bunların reklamını yapmak amacıyla kurulmuş bir konsey. Hemen ilk önce keten tohumu ile ilgili başta bir uyarıda bulunalım. Keten tohumunu gebelerin kullanmaması gerekiyor. Çünkü birazdan bahsedeceğim, içerisinde lignan denen östrojen benzeri yapılar var. Dolayısıyla gebelerin keten tohumundan uzak durmaları gerekiyor. Peki keten tohumunu biz ne için kullanıyoruz? Aklınıza gelebilecek olan şeyleri isterseniz ben de şimdi size sıralayayım. Birincisi keten tohumu liften oldukça zengin. Özellikle chia tohumu ile beraber liften en zengin olan bitki ve baharatlar arasında sayılıyor. Ve hatta şöyle bir şey var. Eğer bunu fazla miktarda alırsanız ve suyla tüketmezseniz topak haline gelip bağırsaklarda tıkanıklıklara dahi neden olabiliyor. İkinci konu omega 3'ten zengin. Onun için gayet uygun. Ve özellikle bağırsak emilimi de gayet iyi. Chia tohumuna göre bir üstünlüğü bu ve vücudumuzda bunu kullanabiliyoruz. Üçüncüsü lignanlar, östrojen benzeri yapılar bunlar. Fakat bu konuda bir uyarımız vardı, söylemiştik, gebelerde kullanılmayacak. İki farklı konu var burada. Bunlardan bir tanesi özellikle meme ve diğer östrojene duyarlı olan bir takım kanserlerde hem tümör yapısını küçülttüğü söyleniyor hem de bir yandan östrojene benzer etkisi olduğu için uzak durulması öneriliyor. Yani böyle karışık bir bilgi var. Onun için bunu bir kenara koymakta fayda var. İkincisi de çok miktarda kullanıldığı zaman az miktarda pıhtılaşma hücrelerini etkileyerek kanın sulanmasına sebep oluyor. Peki şimdi bakalım acaba keten tohumu hangi durumlarda yararlı? Keten tohumu denilince bir kere tip 2 diyabetli yani insülin kullanan hastaların biraz daha dikkatli dinlemesi lazım. Çünkü onlarda iki tür etkisi var. Bunlardan bir tanesi kan şekerinin kontrolünü kolaylaştırıyor. Tabii ilaçlarla beraber, yani ilaçlara yardımcı oluyor. İkincisi de hani zayıflama konusu deniliyor ama zayıflama konusu sadece tip 2 diyabetli insülin kullanan hastalarda gösterilmiş. Yani yaklaşık 50 miligram kadar, 12 ay kadar kullandıkları zaman tip 2 diyabetli hastalarda bir miktar kilo kaybı ve bel çevresinde azalma gene gösterilmiş. Bir diğer etkisi kolesterol üzerine şöyle ki toplam kolesterol, total kolesterol yaklaşık %15 oranında iyi huylu kolesterol değil de kötü huylu kolesterol üzerinde etkisi var. O da olumlu bir etki. Kötü huylu kolesterolü de %8 oranında azaltıyor. Gene keten tohumunun önemli etkilerinden bir tanesi küçük tansiyon üzerinde hafifçe bir düşüş sağlıyor. Gene ancak çok miktarda tüketildiği zaman kan sulandırıcı etkisi var. Bu da özellikle kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanıldığı zaman aklımızın kenarında bulunması gereken bir nokta. Peki keten tohumunun yan etkisi var mı? Var tabii ki. Özellikle tip 2 diyabetli olan kişilerde, insülin kullananlarda ve hipoglisemiye eğilimli olan kişilerde kan şekerini düşürdüğünden dolayı bu tabloyu daha da ağırlaştırabilir. Onun için eğer böyle kan şekeriniz ikide bir düşüyorsa veya şeker ilacı kullanıyorsanız keten tohumuna biraz dikkatli yaklaşmanızı öneririm. Gene önemli bir konuya geldik. Bunu mutlaka altını çizmek istiyorum. Bakın şöyle bir şey var. Bu keten tohumunun etkilerinin ortaya çıkabilmesi için önerilen dozlar 10 mg ile 60 mg arasında değişiyor. Yani kabaca bir çorba kaşığı olan keten tohumu 30 mg olduğunu
düşünürsek en az 2 tane çorba kaşığı içmemiz lazım. En az da bunun yaklaşık 1/3 kadar yememiz, içmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu genellikle biliyorsunuz hem bazı unlu mamullerin içerisinde hem salatalara bazen de yemeklerin üzerine koyularak ancak o şekilde tüketilebiliyor. Ve mutlaka bol miktarda su ile tüketilmesi lazım. Aksi takdirde söylediğim gibi bağırsaklarda tıkanıklığa yol açabiliyor. Evet, gördüğünüz üzere keten tohumunda biraz torpil geçtim. Chia'ya nazaran daha favorim olduğunu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Unutmayın, abone olun, yorum yapın, paylaşın, beğenin. Teşekkürler.